Türkiye'nin savunma sanayi adımları son zamanlarda özellikle dünyada ama Avrupa'da manşetlerin başında. Avrupa Birliği savunma sanayideki üretimle birlikte yerlilik oranı %80'e çıkaran Türkiye'yi örnek aldı. Peki nasıl, ayrıntıları alacağız Fransa'dan Ömer Aydın notlarıyla karşımızda. Ömer. Merve, teşekkür ediyorum. Evet, son derece önemli bir gelişme, son derece ilginç bir gelişme. Çünkü Avrupa Birliği savunma sanayi yatırımları konusunda özellikle silahlı veya silahsız insansız araçlar, uçaklar veya aletler noktasında Türkiye'yi örnek almaya başladı. Hemen ifade edelim. Önceki gün Avrupa Birliği savunma sanayi noktasında yeni stratejik belgesini, yeni stratejik programını açıkladı. Bu programda yerleşme yer alıyor, yerleşme hedefi yer alıyor. %75 oranında Avrupa Birliği savunma sanayi araçlarını Avrupa Birliği dışından ithal ediyor veya burada geliştirilmiş olan araçları satın alıyor. Yerleşme amacı söz konusu. %75 oranında bu tür araçları Avrupa Birliği dışından ithal ettiği gibi bir sonuçla karşılaşıldığı belirtiliyor bu raporda ve Türkiye örnek alınıyor çünkü Türkiye'de %20 oranlarındaydı savunma sanayi yerlilik oranı, şimdi ise %80 oranına çıkmış bulunuyor. Avrupa Birliği'nin hedefi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı bir savunma sanayi söz konusu olduğunun altını çizmek gerekirse bunu %50'ye ilk hedef olarak %50'ye indirme şeklinde bir planları söz konusu. Tabii özellikle drone, insansız hava araçları noktasında Türkiye'nin gelmiş olduğu noktanın Avrupa Birliği raporunda örnek gösterildiğini de hemen ifade edelim. Yani Türkiye'nin geldiği %20'lerden yerlilik ve millilik oranını %80'lere çıkartan Türkiye'nin bu başarısının Avrupa Birliği içinde örnek olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda 2023 yılında mesela %27 artışla savunma sanayi sektörü 5,5 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. Bu da yine hem ihracat hem de Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın korunması, savunulması noktasında Avrupa Birliği'nin hedefleri arasında olduğunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye savunma sanayi konusunda, dronlar konusunda, insansız hava araçları ve savunma sanayi yatırımları konusunda Avrupa'ya örnek oldu. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin yeni savunma sanayisi stratejisine örnek oldu diyelim ve sözü sana bırakalım.